izninizle ilk olarak TFX'e başlamak istiyorum. Orada Rolls-Royce'de bildiğiniz üzere bir iş bildiğiniz var. Tire ekibi nasıl kurulmuştu. Orada şu anda son durumda değinebilir misiniz? Evet, şimdi TFX projesi savaş uçağı olarak dünyada geliştirilecek ikinci, beşinci nesil savaş uçağı olacak. Dolayısıyla ülkemiz açısından çok çok önemli bir proje. Yani bunun önemini ne kadar anlatsam yetmez. Dolayısıyla bu kadar zor bir teknolojiye sahip olabilmek bu ülkeyi hakikaten bambaşka bir yere çıkaracaktır. Biz uçağın motoru tarafında tüm hakları bizim olacak şekilde bir savaş uçağı motoru yapmak üzere yola çıktık. Burada teknoloji kaynağı olarak Rolls-Royce'dan faydalanıyoruz. Bir ortak şirket kurduk Türkiye'de. Çoğunluk bizde olmak şartıyla bir ortak şirketimiz var. Ve bu şirket olarak tekrar söylüyorum, tüm hakları bizim olacak şekilde 400'e yakın Türk mühendisinin görev alacağı ve işin aslında tasarım ve geliştirme işinin Türkiye'de yapılacağı şekilde bir konseptimiz var. Ve dolayısıyla bu şekilde dediğim gibi tekrar dünyadaki aslında ikinci, beşinci nesil savaş uçağı motorunu yapmaya talibiz. Bu konuda SSB ile görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifimizi son halini sunduk. Şu anda açıkçası bekliyoruz, karar bekliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta budur. Ama dediğim gibi çok kompleks bir proje, çok zor bir proje. Kolay olsa dünyada birçok yapan çıkardı, öyle değil. Yani gerçekten zor. O yüzden bu teknoloji seviyesini ülkemize kazandırabilirsek benim için çok önemli bir mutluluk sebebi olacak kesin. Ülkeme hizmet etmiş olmak adına son durumumuz budur. Şimdi Osman Bey, bir de kaderli şirketin malumuz KTC 3200 ve KTC 1750 gibi turbojet füze motorları var. Aslında şimdi uluslararası pazarda da ihtiyaç olan bir füze motoru olduğunu biliyoruz. Oradaki son faaliyetler hakkında ne diyebilirsiniz? Hem teslimat önemi hem de ihracat potansiyeliyle. Şimdi öncelikle KTC serisi motorlarla ilgili olarak söyleyeceğim bir tek şey var. Biz bu projeye 10 senedir çalışıyoruz. 10 senedir ne yaptınız derseniz bir tek motor yapmadık. Aslında 10 senedir yaptığımız şey turbojet motor geliştirebilme altyapısını kurduk. Öyle söyleyebilirim. Yani bu nedir? Bu açıkçası turbojet motor motor beraberinde birçok alt sistemden de oluşuyor. O alt sistemlerin hepsinin ülke içinde üretimini gerçekleştirdik. Tasarım ve geliştirmesini ve üretimini gerçekleştirdik. Bu motorların uçuş testlerini yapabilmek üzere yerde bu testleri yapabilecek kabiliyete sahip irtifa test düzeneklerini kurduk. Diğer test düzeneklerini kurduk. Bunların hepsini kendi mühendislerimizle gerçekleştirdik. Yani bütün test düzeneklerinin tasarımı ve kurulumu kendi mühendislerimize aittir. Bütün alt sistemler ve motorun tasarımı, geliştirmesi ve sonrasında da üretimi yine kendi mühendislerimize aittir. Kendi mühendislerimizden kastım aslında Türk mühendisleri genel olarak, ama işin büyük çoğunluğu Kale-Arge bünyesinde yapıldı. Tabii ki iş ortaklarımız var, üniversitelerimiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi ve TOB ETTÜ Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile yakın çalışıyoruz biz Kale grubu olarak. Dolayısıyla üniversitelerimiz var, üniversite hocalarımız var. Ancak yani şu kadarını söyleyeyim, bu konu tabii Türkiye için birçok ülkede de olduğu gibi dünyada yeni bir konuydu. Ve dolayısıyla aslında bu konunun ülke satında küçük de olsa bir temelini atmak gibi bir şey nasip oldu diyebilirim bize. Şimdi KTC konusunda buna biraz evvel söylediğime bir destekleyici bir şey daha söylemek istiyorum. Biz birinci motorumuzu bu dediğim sebepten ötürü, yani bütün bu altyapının kurulması vesaire anlamında 10 senemizi almakla beraber ikinci motorumuz olan KTC 1750, yani Çakır füzesinin itki ihtiyacını sağlayacak olan motorumuz 1,5 sene gibi çok kısa bir sürede çıktı. Yani bu zaten o altyapıyı kurmanın ne kadar ihtiyaç olduğunu, ne kadar gerekli olduğunun en büyük göstergesidir. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde bizden talep edilen değişik itki seviyelerinde, değişik uçuş sürelerine sahip motorları çok hızlı bir şekilde geliştirebilir durumdayız.
Biz KTC 3200 ile başladık. Aslında biz SOM'un motorunu yapmak üzere yola çıktık. Projemizin ana kurgusu buydu. Fakat daha sonra ortaya çıktı ki aslında bu itki seviyesinde bir ihtiyaç daha var. O da atmaca füzemizin motoru. Tabii deniz kuvvetlerinin ve denizden hani sevk edilen bir füze olduğu için atmaca bir hava kuvvetleri füzesinden farklı isterlere sahipti. Farklı testlerden geçmesi gerekiyordu. Bir takım ciddi modifikasyonlar motorun üzerinde yapılması gerekiyordu. Bunların hepsini de gerçekleştirdik çok şükür. Bugün itibariyle SOM'a ve Atmaca'ya hazır birer motorumuz var. Ve bunların artık seri imalat aşamasına geçildi. Bu sene içinde arkadaşlarım bana taahhüdü 12 motor. Benim şeyim biraz daha yüksek. Yani en az 18 motor verelim diye uğraşıyoruz. Ama seneye bu adedin hani bu konuda tabii toplam adetleri konuşmamak adına söylemek doğru olmaz ama bu adedin hani çok çok üzerinde bir motor adedi teslimatı yapmak üzere gerekli şeyi hazırladık, altyapıyı hazırladık. Artık yani nasıl diyeyim, tepeyi aştık. Bundan sonrası inşallah artık hani tepe aşağıya gideceğiz. Bu iki motorun yanında yani KTC, bu arada KTC 1750 de Çakır füzesinin motoru dediğimiz KTC 1750 de ilk motorumuzu gelecek hafta Roketsan'a teslim ediyoruz. Bu aslında çok hakikaten dünya motor geliştirme tarihinde çok hakikaten rekor bir süre, 1,5 sene gibi bir süre içinde tüm testlerden geçmiş. Yani çalıştırdığımız ilk motorumuz istediğimiz devre çıktı. Yani bu motor tarihinde çok 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 az rastlanan bir şey. Mutlaka bir şey ters gider. Bizde o olmadı. Ama dediğim gibi işte bunun arkasında bir 10 sene tabii yatıyor. Şimdi orada tabii bu sene içinde ilk 5 motorumuzu vereceğiz. Bu arada tabii motorun füzeye montaj işleri başlıyor haftaya bizim motoru sevk etmemizle beraber. Entegrasyon işleri. Ve inşallah hani hedefimiz hep beraber Roketsan ve Kale olarak Çakır füzesini Ocak ayında uçurmak. Yani bu en büyük hedef bu şu anda önümüzde. Ondan sonra da Çakır füzesinin hani ihtiyaç adetlerine göre biz motor tarafında üretimlerini destekleyeceğiz. Onun dışında iki adet daha motor geliştirme projemiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 3700 Newton'luk. Yani 3200 Newton'dan bir 500 Newton daha fazla. İkinci bir motor projemiz var. Bu motorumuz şu anda kara atmaca diye, yani atmaca füzesinin karadan atılan versiyonu için gerekli olan motor. Onun geliştirme faaliyetleri aslında tasarım ve geliştirmesi bitti. Şimdi prototip aşamasına geçtik. Orada da zannediyorum hani tabii prototipten sonra testlerden geçecek vesaire. Zannediyorum gelecek senenin 3. çeyreği, en fazla 4. çeyreğin başı gibi o motorun da hani ilk motorunu, hani güvenilir motorunu diyeyim, yani testleri geçmiş motorunu şeye teslim ederiz, Roketsan'a teslim ederiz diye ümit ediyorum. 4. projemiz geçen sene Kasım ayında imza törenini yapmış olduğumuz Arat projemiz. Orada da çok daha düşük yakıt tüketimine sahip ve itki seviyesi biraz daha yüksek bir motor ve çok daha uzun ömürlü bir motor geliştiriyoruz. O projeyle birlikte aslında bir anda bizim hani füze motorlarımız ömürlü olmaktan ömürsüz olmaya geçiyorlar. Aslında bu çok 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 büyük bir kırılım, öyle söyleyeyim. Yani bunu ne kadar hani vurgulasam yetmez, az. Yani ömürsüz bir motor sahibi olacağız. Bu tabii bunun çok daha başka uygulamaları olabilir anlamına da geliyor. İşte insan hava araçları gibi diğer hava platformlarında kullanılabilir bir motor haline geliyor motorumuz. Dolayısıyla aslında hani üstüne koya koya gidiyoruz. Yani biz Kale grubu olarak bir hani şeyimiz vardır. Çok hani bizim için hani vazgeçilmez bir değerimiz vardır. O da hiçbir şeyi mış gibi yapmayız. Yani hiçbir şeyi hani yapmadığımız hiçbir şeyi yapmış gibi göstermeyiz. Dolayısıyla bu da tabii hani hakikaten çok işin zor yoludur. Ama biz zor yola talibiz, biz zora talibiz. Yani hiçbir şey göstermelik yapmayız. Dolayısıyla burada geliştirdiğimiz motorların da aslında 2012 senesinde imzaladığımız turbojet geliştirme motor projesi, o günün imkanları dolayısıyla, Türkiye'deki imkanlar dolayısıyla
aslında bazı komponentler bazında, test düzenekleri bazında bize dış alıma cevaz veriyordu. Yani ona izin veren bir sözleşmemiz vardı. Fakat ülkemizin zaman zaman maruz kaldığı işte yaptırımlar hepimizin bildiği bir şey. Bunun yani her zaman olabilme riski var. Dolayısıyla orada bizim grup olarak kararımız, ya her ne kadar buna cevaz veren bir sözleşme de olsa, çok daha uzun süreceğini ve çok daha hani bizim için büyük bir külfet getireceğini, mali külfet getireceğini bilsek de bütün motorun komponentlerinin, yani alt sistemi, yani hem core engine dediğimiz yani çekirdek motorun alt sisteminin, hem de motorun tamamının işte alt sistemleri dediğimizde proteknik ateşleyiciler, alternatörler, elektronik kontrol üniteleri, yakıt pompaları falan gibi birçok rulmanlar, yani birçok böyle alt sistemin, alt bileşenin diyelim, hepsinin yerli yapılması için yola çıktık. Ve şu anda bu komponentlerin hepsi çok şükür hani yerli olarak yapılıyor. Hiçbir dışa bağımlılık yok. Hiçbir lisansa tabi bir şey yok. Yani aslında hiçbir dışa bağımlılık yok. Genel olarak bunu söyleyebilirim. O yüzden hani hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak bir motor ailesi aslında sahibi olduk. Memleketimize böyle bir şey kazandırma büyük bir gururunu yaşıyoruz. Hakikaten insan hani bazen şeyi düşünüyorsunuz, daha felsefi düşünüyorsunuz, ne için yaşar diye düşünüyorsunuz. Hani böyle şeyler için yaşıyor insan. Onun için çok büyük bir hani sevinç içindeyiz diyebilirim.